Dikkat edeceğimiz noktalar üzerinde duracağım. İhbar tazminatı, geçerli şartlar, zaman süreleri, 1475 sayılı yasa gereğince personelin kıdem tazminat hakkı var. Dolayısıyla buna uygun olarak da günlük olarak hesaplanır. Yani yıl olarak hesaplarsınız ama bunu sonra güne çevirip günlük kıdem bulup ona göre yapmanız gerekiyor. Kıdem tazminatı tavanı şu anda 6.730 lira 15 kuruştur. Herhangi bir kesinti olmaz. Sadece damga vergisi kesilerek personele ödenmesi gerekiyor. Her sözleşme şekline göre bahsettim. Kısmi süreli çalışma ya da çağrı üzerinde çalışmada süre aynıdır ama ödenen ücrete göre kıdem tazminatı ya da ihbar tazminatı hesaplanabilir. Personelin herhangi bir nedenle işten ayrıldıktan sonra emekli olabilir, kıdem tazminatını alıp askere gidebilir. Tekrar geldiğinde personelin Yargıtay'ın kararı çok açık bu konuda. Diyor ki personel tekrar işe başladığında istifa ederek de gidebilir diyor. Tekrar işe başladığında diyor her şey sıfırdan başlar. Yani kıdem tazminatı yeni girdiği tarihten itibaren başlar süresi. İhbar tazminatı süresi gene son girdiği tarihten başlar. Yıllık izin bakımından da gene son girilen tarih baz olarak alınması gerekiyor. Yıllık izinde bir tek istisna var. O da şu. Bir işverenin bir veya değişik iş yerlerinde çalışmaların toplama esas alınarak yapılır. Dolayısıyla diyor ki personel diyor çıkarken yıllık izin parası ödenir ama bir artık süresi kalabilir diyor. İşte o yüzden personel yeniden işe başladığında 7 aylık artı süresi varsa diyor bir 5 ay daha çalışınca yıllık izni hak eder. Hep bu tarihte ondan sonra yıllık izin kullanılır diye. Sadece bunun için.